أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين محمد المصطفى وآله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدِيهِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَكُلَّ دَلَالَةٍ وَسَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنْدِ الْمُتَّصِلِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالْ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ فَلَا تَغْفُلْنَّ فَتَنْسَيَنَّ الرَّحْمَةَ وَعْقَدْنَّ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٍ صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Aziz ve muhterem cemaati müslümin, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, selamı, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihanın saadetine sizleri ve bizleri nail eylesin. Amin. Rahmetine dünyada ve ahirette mazhar eylesin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden okuyup tefeyyüz eylemek maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan bağlılığımızın, ümmetliğimizin, sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye edelim diye ve onun cümle mübarek âlinin, pak ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah-ı mukarrebinin ve hasreten Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri fethedip bize hediye bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve askerlerinin ve ordusunun ve şehitlerin ve gazilerin ve mücahitlerin ve zaman zaman düşmana karşı gerektiğinde savunmuş, müdafaa etmiş olan muvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde ibadet ettiğimiz caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar tamir ve tecdit ve tevsi eylemiş olanların kendilerinin ve ruhlarının ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet eylemiş olan hadis alimlerinin ve alimlerin ve okuduğumuz Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının cem ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hocamız Hazretlerinin, kendisinden feyz aldığımız Mehmet Said-i Bursevi Hocamızın ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş ve oturmuş, iştirak etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye beldemizin medar-ı iftiharı Yuşa aleyhisselam, Ebu Eyyub el-Ensari vesaire sahabe-i güzin ve tabi'in ve evliyaullah ve salihinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından buraya gelmiş kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bir Fatiha, üç ihlas-ı şerif besmeleleriyle okuyalım, ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Rabbimiz bizi de dünya ve ahiretin hayırlarına ve o büyüklerimizin himmet ve teveccühlerine ve şefaatlerine nail eylesin. Hadis-i şerifler, Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 502. sayfasındadır. Metnini merak eden kardeşlerimiz oralardan
bakarlar, Arapçalarını da takip edip daha iyi bir şekilde öğrenmek ve derinleşmek imkanını bulurlar. Bu 502. sayfanın geçen hafta iki hadisini okumuştuk. Üçüncü hadisi şerifi hanımlara hitaben buyuruyor ki, ya nisa el müminin, ey müminlerin hatunları, hanımları, kadınları, aleykünne bittehlili ve tesbihi ve takdis, sizin boynunuza borç olsun, vazife olsun, sakın ihmal etmeyin, yapın. Neyi? Ettehlil ve tesbih ve takdis. La ilahe illallah demek, efendim, Subhanallah demek, efendim, Allahu Teala Hazretlerini diğer esma-i hüsnasıyla takdis eylemek, efendim, ve zikretmek vazifesini üzerinize vazife edinin, yapın, ihmal etmeyin. Bunlar sizin boynunuza borç olsun, vazifeniz olsun. Ve la tağfülne, sakın gafil olmayın, zikri bırakmayın, tesbihi bırakmayın, ihmal etmeyin, gaflete düşmeyin, Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı unutan kimselerden olmayın. O zaman fetünseyner rahme, siz de Allah'ın rahmetine eremezsiniz, Allah'ın rahmeti yönünden unutulan kimselerden olursunuz. Siz gafil olursanız Allah da size rahmetini vermez. Yani rahmet dağıtılırken hesaba katılmayan, adeta Allah unutmaz ama unutulmuş gibi olursunuz. Çünkü kabahat sizin. Siz Allah'ı unuttunuz, gaflete düştünüz. Allah da rahmetini dağıtırken sanki sizi unutmuş gibi, o da size rahmetini vermez, bahşetmez. Sakın gaflete düşmeyin. Parmaklarınızla sayın yaparken. Yani adedini, kaç adet yapacağınızı parmaklarınızla sayıp tespit edin. Sayısı belli miktarda olsun. Parmaklarınızı ve boğumlarını böyle kullandıkça ne olur? Fe inne hünne, çünkü bu parmaklar ve boğumları, efendim, kısımları sorguya çekilecekler kıyamet gününde. Mes'ulatun müstentakatun, kendilerinden efendim bilgi istenecek ve onlar da söyleyecekler. Evet ya Rabbi, biz zikir ve tesbih ve takdis işlerinin sayılmasında kullanıldık, hayırda iş gördük. Bizimle, bizim sahibimiz olan, bizim vücudumuzun sahibi olan zat bizimle yaptığı tesbihleri saydı diye onlar sorguya çekilince şehadette bulunacaklar deniliyor. Tabii hadisi şerifin başında ey müminlerin hanımları, hatunları, kadınları dediğine göre erkekler bundan hariç, erkekler zikretmese de olur diye bir mana çıkartmak çok yanlış olur. Çünkü Peygamber Efendimiz hanımlara hitap ediyormuş, efendim kadınlara nasihat etmekteymiş. Çünkü kadınlara da nasihat ederdi Peygamber Efendimiz. Onlar toplanırlardı, mescidin arka tarafında Peygamber Efendimizle namaz kılarlardı. Hatta ben acizane Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi saadetinde hadisi şeriflerden biliyoruz ki önde erkekler, sonra çocuklar, gençler, çocuklar arka tarafta, en geride de kadınlar namaz kılardı. Bunu herkes biliyor, yazılıyor. Bizim bu İskender Paşa camimizde bakardım, bir kadın gelse namaz kılacağı yer yok. Abdest almak istese abdest alacağı bir kısım yok. Meydanda kollarını sıvayıp abdest alamaz. Abdest tazelemek istese, sıkışsa veyahut ilk önce oraya gidecek, ondan sonra abdest alacak, ihtiyacı olsa yer yok. Büyük eksiklik. Başka camilerde de hakeza, kadınlar kısmı ve kadınların ibadet imkanı az. Anadolu'nun muhtelif kasabalarına gidiyorum, dolaşıyorum, oradaki kardeşlerimi, efendim, orada da aynı şeyi görüyorum ki kadınlara yok. Üvey evlat mı kadınlar? Yani kadınlar ibadet etmeyecek mi, camiye gelmeyecek mi? Gelmesin, evinde otursun dersek olmaz. Çünkü Peygamber Efendimizin mescidine gelmişler. Gelmeyecek olsalardı Peygamber Efendimiz gelmeyin derdi. Onların da nasihate ihtiyacı var. Onların da dini malumatı öğrenmeleri lazım. Onların da ayetleri, hadisleri duymaları lazım.
Ben de bu ihtiyacı sezdiğim için sizlere ihtiyacı sundum birkaç sene önce. Dedim ki yan tarafta kadınlar için yer yapacağız. Aman gayret edin. Siz de yardım ettiniz. Yan taraftaki evi aldık camiye. Aldık. Kadınlara kattık. Sobayla ısıtma filan şey yaptık ama ne de olsa eski püskü bir ev. Efendim odaları girintili çıkıntılı. Isınması zor. Kadınlar üşüyorlar, titriyorlar. Nihayet arka taraftaki müştemilatı boydan boya duvarları, iç duvarlarını yıkarak alt katı kadınlara tahsis ettik. Ama tabii arada avlu var arka tarafta. Şimdi onlar bizim konuşmalarımızı dinliyorlar. Üst tarafta, alt tarafta, geniş salonlarda dinliyorlar. Fakat yine inşallah şu yan taraftaki o eski püskü evleri yıkıp camiye böyle gayet güzel bir kadınlar kısmı yapacağız. Ramazan gelmeden Allah inşallah muvaffak etsin. Siz de yardımınızı esirgemeyin. Kadınlar orada cemaatlere katılacaklar, hatimle namaz kılacaklar, mukabele dinleyecekler, tesbih çekecekler. Siz de sevap kazanacaksınız, destekleyin. Kadınlar da desteklesin, siz de desteklesin, destekleyin. Çünkü Peygamber Efendimiz bak böylece kadınlara da nasihat eylemiş, bizim de nasihatimiz kadınlara ulaşmış olsun. Şimdi kadınlara da erkeklere de Allah'ı zikretmek, tesbih çekmek lazım ve borç ve mecburiyet ve vecibe. Siz de Allah'ı zikredeceksiniz, biz de zikredeceğiz, kadınlar da zikredecek, aklı başında olan, sevap uman, Allah'tan hayır uman herkes zikredecek. Zikretmeyen ne olurmuş? Allah'ın rahmetinden mahrum kalırmış. Bir hadisi şerifte deniliyor ki, hadisi kutsi'de, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ اَذْكُرُكُمْ بِالرَّحْمَةِ Siz beni Allah'a taat ve ibadet etmek suretiyle zikredin, anın. Ben de sizi rahmetimi size bahşetmek suretiyle zikredeyim, anayım. Yani kuldan taat, ibadet, itaat, inkiyat, Allah'ın yolunda yürümek, Allah'tan da kuluna rahmet, ihsan, ikram. Onun karşılığı, yani taatin, ibadetin karşılığı rahmet oluyor. Buradan da anlaşılıyor ki zikir sadece tesbihi elinde çekmekten ibaret değil, tesbihi elinde devirip çevirip de ondan sonra Allah'a taat eylemese, yani muti olmasa, ibadet etmese, günahlardan sakınmasa o zaman olmuyor. Hem zikredecek hem de muti olacak, Allah'a itaatkar olacak, haramlara düşmeyecek. Onun için zaten zikir insanda efendim sevap hasıl eder, günahları affettirir, kalbini nurlandırır, aşkı muhabbet meydana getirir, Allah sevgisi saygısı hasıl eder de kişi ondan sonra Allahu Teala Hazretlerine daha güzel kulluk edecek duruma gelir. Onun için zikir şart, alime de şart, alime de şart. Çünkü alimin de karışımında, mayasında, mizacında biraz benlik, biraz kibir, biraz gurur, biraz ucub, biraz efendim halkın kendisine teveccüh etmesinden, biraz malumat sahibi olduğundan dolayı burnu havada olma gibi şeyler meydana gelebilir. Gelir, umumiyetle böyle olur. Alimin de tevazuya sahip olması için, gönlünde muhabbetullahın hasıl olması için, dünyaya karşı zühdün hasıl olması için, istirnanın meydana gelmesi için, dünyaya rağbet etmeyip ahirete rağbet eylemesi için onun da zikretmesi gerekiyor. Zikrettikçe feyizlenir, nurlanır efendim, içi dışı efendim Allahu Teala Hazretlerinin nuruyla nurlanır ve hayırlı bir insan olması mümkün olur. Onun için erkekler ve kadınlar Allah'ı zikredeceğiz ve Allah'ın iyi kulu olacağız böylece. Bunu parmaklarınızla sayın diyor. Tabii parmakların yetmediği yerde tesbihle sayarız. Tesbih güzel bir vasıtadır ki adetle bizi meşgul olmaktan, zihnimizi adede takılmaktan kurtarıyor. Biliyoruz ki imameden başlayıp müezzine gelinceye kadar çekince 33 tane oluyor. Meşgul olmuyor zihnimiz, tıkır 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 çekiyoruz, manaya kendimizi vermemiz mümkün oluyor. O bakımdan güzel bir şeydir. Tabii 1000 kere, 3000 kere, 5000 kere zikredeceği zaman tabii 99'luk bir tesbih daha da önemli olmuş oluyor. Zikri ihmal etmeyelim. Muhterem kardeşlerim, bir şeyi de size bu vesileyle ihtar etmek istiyorum.
Allah göstermesin, bir harp olsa Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, neyse bir yerden birisi bir hücum edecek olsa ne yaparız? İşi gücü ticareti bırakırız. Silaha sarılırız. Aramızdaki küçük ihtilafları bırakırız. Birbirimizle çekişmeyi bırakırız. Müştereken düşmana döneriz. Düşmanla efendim asıl mühim mesele o olduğundan düşmana karşı koymaya çalışırız. Sonra elimizdeki malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi savunmamıza yatırırız. Yani olağanüstü bir tavır takınırız düşmanı def etmek için. Muhterem kardeşlerim, şunu söyleyeyim ki Yunanistan'ın efendim kalkıp da topraklarımıza hücum etmesinden daha az önemli durumda değiliz. Çoluk çocuğumuz efendim elimizden gidiyor, Hristiyanlaşıyor. Efendim kendi hanımlarımız, ahalimiz efendim dini bakımdan gevşiyor. Kendimiz ibadetten, zikirden efendim fayda görmez duruma geliyoruz. Televizyonları, programları, filmleri, açıkları, saçıkları seyrede ede çok tehlikeli efendim dini bakımdan muhataralı durumlara düşüyoruz. O bakımdan madem böyle bir manevi küfrün saldırısı var, manevi bir savaş var, o halde o savaş halinde nasıl olağanüstü tedbir alıyorsak, hepimiz bu manevi savaş halinde de olağanüstü tedbir alalım. Dinimize olağanüstü güçle sarılalım, olağanüstü bir şekilde yardımcı olalım, paralarımızın fazlalarını olağanüstü bir cömertlikle dini hizmetlere tahsis edelim. Kendi vakitlerimizin büyük kısımlarını dini hizmetlere tahsis edelim de Allah'ın sevabını, rızasını kazanalım, rahmetine erelim. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız ne olacak bilemiyorum. Yani sizin ve bizim ne olacak bilemiyorum. Bir yere ziyarete gittim, bir kasabaya. Çok sevdiğimiz bir ihvan kardeşimiz bizi her zaman karşılar. Efendim, evinde de ağırlamak ister, evine misafir etmek ister. Derviş kardeşimiz, tesbihli kardeşimiz, namazlı niyazlı kimse, mücahit, şuurlu, dostu düşmanı bilen bir kimse, evinin haline bak, hanımının haline bak, çocuklarının haline bak, torunlarının haline bak, o öldü mü gitti, tamam, çocuklar gitti. Yani çocuklar bizi bir kere evine çağırmaz, ne yapacak bizim gibi hocayı, sakallı adamın evinde bizi çağırmaz. Torunlar semtimize vuramaz. Torunu efendim ne diyormuş? Yani Hristiyanlıkla ilgili bir şeyler de bazen özellikle dedesi kızdığını anladığı için özellikle o şeyleri söylüyormuş. Niye kızıyor bunlara dedem diyormuş. Dedesi şuurlu, torunda o şuur yok, niye kızıyor diyor. Yani gayri İslami olan şeylere niye kızıyor diye torun şaşırıyor. Küçük bacak kadar bir şey ama şeker, çıtı pıtı, konuşkan. Ama torunu babası, dedesinden ayrı yolda. Yetiştirememişiz. Kendimiz gibi yetiştirememişiz. Gitmiş. Kızlar pantolon giyiyor, saçlar açık. Efendim bilmem namaz herhalde kılmıyor. Kılsa belli olur halinden. Yani bir nesil aşağı indik mi vaziyet fena. İki nesil aşağı indik mi vaziyet daha da fena. Üç nesil aşağı indik mi galiba katranın içine batacağız. Yani kapkara böyle vıcık vıcık çamurun katranın içine batacağız. O halde çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Herkes manevi bir savaş başlamış olduğunu görsün. Görsün. Hatta bana dediler ki bugün, yani Çankaya'ya, hükümete, ilgililere baskı yapıyormuş bazı elçilikler ki ne diye efendim Müslümanlara bu kadar serbestlik tanıyorsunuz? Hem Avrupa toplumuna gireceğiz diyorsunuz, hem de ne kadar bu kadar serbestlik tanıyorsunuz? Ya burası benim memleketim. Yani ben burada rahat edemeyeceğim de başka nerede rahat edeceğim? Yani adamlara bak, bizim memleketimize nasıl burnunu sokuyor, nasıl karışıyor, karıştırıyor ortalığı. Onun için bu cüreti, bu cesareti bulabildiğine göre bu zalimler, bu yanlış yolda giden şeytanın yardımcıları, yardımcıları, Allah'ın düşmanları, doğru yolun eğri hasımları, efendim o zaman bizim çok çalışmamız lazım. Tepeden baskı yapacak da
bizim hürriyetlerimizi engelleyecek de şöyle olacak, böyle olacak. Bilmiş olasınız. Hepinize büyük çalışmalar, yani bu yükün bir kısmını almak mecburiyeti geliyor. Onun için Allah'ın rahmetine çok ihtiyacımız olduğundan dinimize sımsıkı bağlanın, tesbih çekin, takdis edin, tehlil eyleyin, la ilahe illallah deyin, subhanallah deyin, Allah'a gözyaşı dökün, yalvarın, parmaklarınızla sayın, tesbihlerinizle sayın. Unutmayın ki Allah'ın zikrini ve Allah'a itaati, taati unutmayın ki siz de rahmet dağıtılırken unutulmayasınız. Allah'ın rahmetinden mahrum duruma düşmeyesiniz. Şu sırada bu serbestlik varken Allah'ın dinine böyle yardım etmezseniz yarın başınıza bela geldiği zaman gözyaşı dökseniz, tesbih çekseniz, secde etseniz, yalvarsanız, yakarsanız, kurbanlar kesseniz gelen bela patladak kalkıp gitmez. Şimdi rahattayken, elinize imkan varken Allah'a güzel kulluk edin. Her yaptığınız hayır mutlaka karşılanır. Bu parmaklarınızla tesbih çektiğiniz için bile o parmaklar size şahit olacak. Konuşacak. Allah onları konuşturacak. Galu entakanallahüllezi entaka külle şeyin. Niye bizim aleyhimize konuştun diyecekler mücrimler. Elleri, ayakları, efendim derileri aleyhte konuştuğu zaman, gözleri, kulakları aleyhte konuştuğu zaman yarın diyecekler ki niçin bizim aleyhimize konuştunuz? Adam mesela günahkar bir adam. Gözü diyecek ki ya Rabbi, evet bu benimle, yani ki göz kendisi söylüyor ya, bu benimle harama baktı diyecek. El diyecek ki evet ya Rabbi, bu benimle harama uzandı, haramı aldı yedi. Ayak diyecek ki evet ya Rabbi, bu benimle harama yürüdü. O da itiraz edecek, diyecek ki yani niye bizim aleyhimize şahitlik ediyorsunuz diye söyleyecek. Niye benim aleyhime konuşuyorsunuz diye söyleyecek vücudun azalarına. Onlar da boyun bükecekler, diyecekler ki her şeyi konuşturmaya kadir olan Allahu Teala Hazretleri konuşturuyor. Susmak mümkün mü? Durmak mümkün mü? Gerçekleri saklamak, gizlemek mümkün mü diyecek. Bu parmaklar konuşacak, bu tesbih çeken eller şahitlik edecek. Günah işlerse de şahitlik ettiği gibi. Onun için her azanızı hayırda kullanın, her azanızı şerden, kötülükten, günahtan koruyun ki Allah'ın rahmetine eresiniz. İkinci hadisi şerif. Ya ne'ayel Arab, ya ne'ayel Arab, ya ne'ayel Arab. İnne ahfefe ma ahafu aleyküm er-riya ve şehvetül hafiyye. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki ey Arap'ın kara habercileri, ey Arap'ın kara habercileri, ey Arap'ın kara habercileri, matem habercileri, kara habercileri, ölüm habercileri diye böyle seslenmiş. Yani vay başımıza gelenler, vay başımıza gelenler gibi böyle bir şeyle seslenmiş Peygamber Efendimiz. Ey Araba kara haber getirenler, yani Arapların başına gelenler filan manasına. Peygamber Efendimiz bu sözün arkasından buyurmuş ki inne ahfefe ma ehafu aleyküm. Ey ashabım, sizin üzerinize, sizin hakkınızda korktuğum şeylerin beni en çok korkutanı riyadır, er-riya'u ve şehvetül hafiyyetü, gizli şehvettir. Benim sizin hususunuzda düşünüp de sizin namınıza korku verdiğim, endişe ettiğim, efendim vah gene bu günahları yaparlar diye çekindiğim, sakındığım noktalar nedir? Bir, riya, iki, gizli şehvet buyurmuş Peygamber Efendimiz. Vay Arap'ın başına gelene, vay Arap'ın kara habercileri diyerek de böyle şey yaparak söze başlamış. Şimdi bu iki büyük tehlike Peygamber Efendimiz'i telaşlandırıp da böyle ahvah ettirten, en çok korkutan iki tehlike nedir? Onu biraz açıklayalım. Birisi muhterem kardeşlerim riyadır. Riya. Riya kelime manası olarak gösteriş yapmak demek. Göstermelik iş yapmak. Başkası görsün diye iş yapmak. Ahiretin işini, ahirete yarayacak sevaplı bir ibadeti, taati,
başkasına gösteriş yapmak, dünya menfaati sağlamak için yaparsa bir insan, onun bu işine riya derler. Samimi niyetle yapmıyor da, halisane bir sebeple yapmıyor da, menfaat sağlamak için, şöhret sağlamak için, efendim işini yürütmek için, beğenilmek için, mevki makam sahibi olmak için yapıyor. İşte bu riya. Bu çok tehlikeli, son derece kötü bir efendim iman zaafı hastalığıdır. Bundan Peygamber Efendimiz en çok korkmuş. Çünkü ihlasın karşısında olan bir şey. Müslümanlar ihlaslı olmazsa, samimi olmazsa, Allah rızası için iş yapma durumundan kayıp da menfaatini düşünür duruma gelirlerse, gösterişe kayarlarsa, efendim riyakarlığa kayarlarsa ne olacak? Din elden gider. Din için çalışacak insan kalmaz. Din satılır, din istismar edilir, efendim çöker Müslümanlık. En çok bundan korkuyorum demiş. Allah-u Teala Hazretleri bu riyadan, riyakarlıktan, gösterişçilikten, ahiret ameliyle dünya menfaati sağlama fikrinden, dini istismar etme fikrinden, şeklinden, yolundan cümlemizi korusun. Hepimizi ihlaslı Müslüman eylesin. Allah rızası için her işini yapan kimse olmayı nasip eylesin. İkincisi de şehveti hafiye, saklı gizli şehvet. İnsanın şehveti, arzusu, iştihası, içindeki emelleri, düşünceleri, sonsuz efendim hırsları, istekleri, tabii bunlar insanı mahveder. Bunlar saklı olduğundan kolay kolay da anlaşılmaz. Bir insan bir şey yapıyor, iyi bir şey yapıyor sanırsın, iyice yakınına gidip birkaç gün yanında kalıp tanıdıktan sonra bakarsın ki maksadı başka. Maksadı başka. Adamın başka hırsı var. Onu elde etmek için yapıyor bu şeyi. Onu elde etmek için aracı, vasıta olarak kullanıyor. İşte bu gizli şehvet, arzular da ancak tasavvufi riyazetlerle, mücahedelerle, efendim zikirlerle, halvetlerle, tenhalarda gözyaşı döküp ağlamakla efendim olur. Onun için Müslümanların bu manevi eğitimi görmesi lazım. Müslümanların şirkten, şirki hafiden, riyakarlıktan, şehvetten, nefsin elinden kurtulmak için manevi eğitim görmesi lazım. Eskiden bu eğitimi görürlermiş. Eskiden tekkelerde bu çalışmalar yapılırmış, halvetlere sokulurmuş. Efendim 40 gün efendim böyle üstüne bastıra bastıra bazı efendim konular iyice zihnine yerleştirilir, kalbine nakşedilirmiş kişilerin. Ondan sonra o kişi kemalata erip kendisini kontrol edip Allah yolunda efendim nefsine tabi olmadan hareket eder duruma gelirmiş. Öyle terbiyesi tamam olmadan, kemalat-ı ahlakiyeye ermeden efendim insanlar faydalı olamıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartırlar. Hoca olsalar efendim faydalı olamazlar. Vaiz olsalar faydalı olamazlar. Her bakımdan herkesin, her Müslümanın mutlaka o nefsini, şehvetini engelleyecek, arzularına gem vurabilecek bir irade terbiyesine sahip olması, tasavvuf eğitiminden geçmesi icap ediyor. Peygamber Efendimiz işte bunun için vay Arap'ın başına gelene, vay Arap'ın kara habercileri filan diye bunlardan böyle bahsetmiş. Rabbimiz hepimizi ihlaslı Müslüman etsin. Hepimizi nefsine hakim olan, kendine hakim olan, iradesi kuvvetli, Allah yolunda fedakarlık ve feragat ile hareket edebilen, efendim yapmaması gereken şeyi çelik gibi iradesiyle yapmayan, yapılması gereken zor işi de nefsi istemese bile yine iradesiyle bunu yapmam lazım diyerek yapabilen güçlü maneviyatlı kimseler olmayı cümlemize nasip eylesin. Ya Vâbisa, üçüncü hadis-i şerife geçtik. Ya Vâbisa, ci'te tes'elüni anil birri vel ism. El birri men şeraha lehu sadruke vel ismi ma hake fi nefsike ve in eftake anhun nasu. Bu Vâbisa efendim isimdeki bir mübarek sahabiye
efendim hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Bu Vâbise İbni Mâbed İbni Utbe el-Esedi büyük bir sahabe efendim ve 90 hicri yılına kadar, yani Peygamber Efendimizin hicretinden sonra, Peygamber Efendimizin hicretinden sonra 90 senesine kadar, vefatından sonra efendim 80 yıl kadar yaşamış bir mübarek sahabe efendim. 9. senede Peygamber Efendimizin efendim Medine'ye geldiği sırada Müslüman olmuş, çok gözü yaşlı, çok ağlayan, gözyaşlarına hakim olamayan mübarek bir kimseymiş. O Vâbise, Allah şefaatine cümlemizi nail etsin, radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yanına gelmiş. Peygamber Efendimiz ona diyor ki, ci'te tes'eluni anil birri vel isim. Sen ey Vâbise bana geldin, bir nedir, isim nedir, iyilik nedir, günah nedir diye onu sormaya geldin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenin niyetini bilirdi. Gelmeden bilirdi. Bazen yanındakilere birisi gelecek, şöyle diyecek diye söylerdi. Sen bana geldin, iyilik nedir, kötülük nedir diye sormak üzere ben sana onu bildireyim gibilerden tarif etmiş. Buyurmuş ki, el birru ma inşeraha lehu sadruke. İyilik denilen şey, senin kalbinin onu düşündüğü zaman, yaptığı zaman ferahlandığı şeydir. Bir şey yapıyorsun, kalbin ferahlanıyor mu? Oh, iyi ki bunu yaptım, elhamdülillah filan diye için böyle yatıyor da kalbin de efendim ferahlanıyor, rahatlıyor, neşeleniyor mu? Tamam, iyi, bu iyi bir şey demektir. Kötülük ise, günah ise, vel ismu ma hake fi nefsike, nefsinde böyle dalgalanma, tereddüt ve karşı koyma ve itiraz meydana getiren şeydir. Yani bunu yapıyorum ama iyi mi oluyor acaba? Yapmasam daha mı iyi? Biraz bana pek tatlı değil gibi geldi bu iş filan diye nefsinin böyle itiraz ettiği, pek razı gelmediği, çırpındığı şeydir kötülükte diyor. Ve in eftake anhun nas, eğer onu yap diye insanlar sana fetva vermiş bile olsalar, bu böyle. Yani için razı gelmiyorsa bir şeye, kalbin yatmıyorsa, mutmain olmuyorsa, içinden böyle ya bu olmadı galiba filan diye itiraz geliyorsa, o kötülüktür, günahtır. Efendim, gönlünün yattığı, kalbinin rahatladığı, göğsünün ferahladığı şey iyiliktir diye genel bir tarif veriyor. Umumi bir tarif. İnsanoğlu İslami bakımdan güzel bir dengeye sahip olursa, terazisi sağlam olursa, iyi bir Müslüman olursa, bu gönlü bir ölçü olur. Gönlü o zaman bir ölçü olur. Kalbinin yatmadığı şeyi yapmasın. Kalbinin yaptığı şeyi, yattığı, rahatladığı şeyi yapsın. O zaman ölçü olur. Ama, tamam bu genel kaide, Efendimiz böyle tarif etmiş. Ama adam İslami terbiye almamış ise, Müslümanlığı çürük ise, terazisi bozuk ise, bu benim içime yatmadı, bu benim hoşuma gitmedi demesi bir ölçü olmaz. Ben bundan ferahlık duydum demesi bir ölçü olmaz. Bu Vâbise'ye söylenmiş bir söz. Yani gözü yaşlı, takva ehli bir sahabeye söylenmiş bir söz. Öteki adam zaten zıpırın biri. Ben onun gönlüne, kalbine işi bırakırsam, efendim, elleri kınalı Zeynep'im, üstüne varıversem kuyuya kaçacak dediği gibi bizim halkımızın, efendim, ben ona biraz selahiyet versem, çingeneye selahiyet versen, ilk önce babasını asarmış, günahları beğenir, sevaplı işleri beğenmez. Allah'ın emrettiği güzel şeyleri beğenmez, Allah'ın yasak ettiği ama nefse tatlı gelen şeyleri beğenir. Bu nefsi olgunlaşmış insan için. Şimdi bazı kimseye gidiyorsun, efendim, iyi bir Müslümanı beğenmiyor. İyi Müslümanı beğenmiyor. Canım diyor, ben hayranıyım adamın. Gözü yaşlı, heyecanlı, ihlaslı, efendim, çalışkan, geceleri sabahlara kadar tesbih çeken insan. Ötekisi beğenmiyor. Ya bırak diyor. Erkek adam ağlar mı diyor. Ağlar. Erkek adam ağlar. Hazreti Ömer'in ağlamaktan
yanaklarına iz olmuş. Erkeklerin erkeği, koca baba yiğit Hazreti Ömer ağlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok gözü yaşlı, çok böyle ahvah enin eden hassas bir kimseymiş. Koca Halilullah peygamber. Allah'ın peygamberi sevdiği kimse. Ağlar insan. Hiç ağlayanın neden ağladığını görmemiş de efendim o bizim baba yiğit kardeşimizin ağlamasını hoş görmüyor. Terazisi bozuk adam. Terazisi bozuk da ondan. Veyahut filanca adamı çok beğeniyor. Ya onun beğenilecek nesi var? Bir keresinde hani burada hadis-i şerifte geçmedi mi? Peygamber Efendimiz Ebu Zer Gıfari Hazretlerine sormuş. Senin şu mescitte en beğendiğin kimse kimdir? Hangisi? O da şöyle mescitte bir gözünü gezdirmiş. Şu ya Resulallah. Peki gözünün en tutmadığı, en beğenmediğin kimse hangisidir? Şöyle bir bakınmış. Şu ya Resulallah diye bir başka fukaracık böyle kenarda sessiz sedası duran bir kimseyi göstermiş. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh. O da bir, güzel bir sahabe yani. Peygamber Efendimiz diyor ki senin o beğenmediğin adam var ya, bir de şu beğendiğin adam var ya, şu beğendiğin adamdan bin tanesi buna denk olamaz. Mescit dolusu olanı buna denk olamaz. Terazi iyi olmayınca yanlış tartar. Terazi bozuk olduğu zaman, ölçüler ters olduğu zaman sen Müslüman diye bir insanı beğenirsin. Karşındaki Müslümanlığı zayıf olduğundan Müslüman diye beğenmez. Sen Allah'ın emirlerine asi geliyor, günahkar diye bir kimseyi beğenmezsin. Karşındaki ona hayran olur, canını verecek gibi olur. Gidiyorlar Amerikalı artist, falanca artistin saç modası, filanca artistin bıyık şekli, falancanın sakal modeli, filancanın giyimi, falancanın kuşamı, moda oluyor. Bakıyorsun efendim o modadan şeyler çıkıyor, atletler çıkıyor, bilmem kazaklar çıkıyor, üzerinde pembe panter bilmem ne bir takım böyle şeyler. Milletin terazisi bozuk da ondan. Onlara bu teraziyi veremeyiz. Bu terazi kimin için, bu ölçü kimin için? İslam'ı iyi bilen, Allah'tan korkan insanlar için. Böyle kimseler için kalbi rahatsız olan şeyi yapmaması lazım. Gönlünün ferahlık duyduğu şeyi yapması gerekir. Allah cümlemizin terazisini güzel, doğru eylesin. Amin. Aklını, fikrini, mantığını doğru çalışıp da gerçeği, güzeli görmeyi nasip eylesin. Amin. Efendim çirkini, kötüyü anlayıp da ondan uzak olmayı nasip eylesin. Amin. İkinci hadis-i şerif de yine aynı şahsa ait. Efendim başka bir rivayet. Onu da okuyuverelim. Ya vâbisatu istefti kalbeke, istefti nefseke. El birru metma'enne ileyhil kalbu metma'ennet ileyhin nefsu vel ismi mahake fin nefsi ve tereddede fi sadri ve in eftaken nasu ve eftevk. Bu ikinci rivayette kelimeler biraz daha çeşitli. Diyor ki ey vabise, yani o zatın ismini söylemiş, istefti kalbeke, kalbinden fetva iste, kendi gönlüne danış, içine danış. Danış kalbine, danış nefsine, danış efendim kendi içine, nefsine sor, fetvayı ondan iste. Efendim iyilik kalbin mutmain olduğu, nefsin razı geldiği şeydir. Efendim kötülük de efendim insanın nefsinde dalgalanma, tereddüt, itiraz meydana getiren ve kalp göğsün efendim çalkandığı şeydir. Eğer sana insanlar o konuda bunu yap diye fetva verseler bile onu yapmamak lazımdır. Ve efendim o işten uzak durmak gerekir diyor. Aynı mana. Sonraki hadis-i şerif. Ya Yahudiyyü min küllin yuhlakul insan. Min nutfetir racülü ve min nutfetil mer'eti. فَاَمَّا نُطْفَةٌ رَجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيزَةٌ فَمِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ وَاَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ فَمِنْهَا الْلَحْمُ وَالْدَّمِ. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan Yahudinin birisi gelmiş de Peygamber Efendimiz'e bir soru sormuş anlaşılan. Efendim İnsanoğlu yani nasıl yaratılıyor annesinin karnında diye sormuş. Yani erkeğin nutfesinden mi, menisinden mi yaratılıyor diye sormuş da
Ona cevaben diyor ki Peygamber Efendimiz, hem erkeğin hem kadının, ikisinin birden şeyinden yaratılır, salgısından yaratılır. Min küllin yuhlakul insanı, her ikisinden de yaratılır insan yavrusu. Erkeğin efendim nutfesi ve kadının nutfesinden yaratılır. Erkeğin nutfesi galiz nutfedir, kalın nutfedir. Ondan efendim kemikler ve efendim şeyler, sinirler meydana gelir. Efendim kadının nutfesi de incedir. Ondan da etler ve kan meydana gelir diye bir izahat vermiş. Tabii malumdur ki Allahu Teala Hazretleri ve min külli şeyin halakna zevceyni, biz her şeyi çift olarak yarattık buyuruyor. Hikmetinden sual olmaz. Kainatın düzeni, nizamı efendim, varlıklar erkekli dişili oluyor. Ondan sonra olgunluk peydah ediyor. Bir yerde fıstık ağacı ekmişler bizim memlekette. Hiç fıstık bitmemiş. Aşılamışlar böyle deli ağaçları. Aşılamışlar, hiç fıstık bitmemiş. Onun üzerine bir usta ziraatçı gelmiş, gülmüş, demiş ki bunların üçünün, beşinin, onunun arasına bir erkek fıstık ağacı dikeceksiniz. Onu dikmişler, o zaman fıstıklar olmaya başlamış. Yani ağaç da öyle, hurma da öyle. Hurmanın bir erkek hurması vardır. Dalları dikenli dikenlidir. Efendim o erkek hurma ağacı olmazsa öteki hurmalar şey olmaz, ilkah olmaz, döllenme tahakkuk etmez ve şey, hurma meydana gelmez, fıstık meydana gelmez, yumurtadan civciv çıkmaz. Yani her şeyin yaratılışı böyle, erkekli dişili Allahu Teala Hazretleri yaratmış. İkisine de birbirine karşı bir sevgi ve arzu efendim halk eylemiş. Her ikisine de çocuklarına bakma ve hamiyet duygusu ihsan eylemiş. O küçücük aciz yavruya, anneye bir sevgi ve şefkat veriyor, baktırtıyor. Efendim annenin vücudunda değişiklik oluyor, göğüslerine süt geliyor, yavrusunu besliyor. Efendim kendisi canını verir yavrusunu yaşatmak için. Öyle bir sevgi hasıl ediyor Allahu Teala Hazretleri. Baba onlara bakıyor. Böylece nesiller devam edip duruyor. Her ikisinin de efendim şeyinden salgılarından hasıl oluyor diye bu hadis-i şerifte bilgi vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya leytehu, bundan sonraki hadis-i şerifi, mâte fî gayri mevlidihi, innen racule izâ mâte fî gayri mevlidihi, kîse lehu min mevlidihi ilâ munkata isrihi fil cenne. Bu değişik bir konuya geçiverdi hadis-i şerif. Bende de bir sevgi ve tebessüm hasıl oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, keşke efendim, keşke doğduğu yerden başka yerde ölseydi kişi. Sen nerelisin? Çanakkale'liyim. Sen nerelisin? Yozgatlı. Sen nerelisin? Kayserili. Sen nerelisin? Karslı. Keşke doğduğu bir yerden başka bir yerde öleydi. Niçin diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Neden öyle? Yani niye Kars'ta ölmüyor, Çanakkale'de ölmüyor, Çankırı'da ölmüyor da başka yerde ölmesi daha iyi oluyor, onu temenni ediyorsun ya Resulallah gibilerden sormuşlar. Peygamber Efendimiz cevabında buyurmuş ki, innen racüle, adam, ama kadın da fark etmez, kişi, Ademoğlu, insan, izâ mâte fî gayri mevlidihi, doğduğu yerden başka bir yerde vefat ederse, kıyse lehu min mevlidihi ilâ munkate isrihi fil cennet. Cennette doğduğu yerle vefat ettiği yerin arasındaki mesafe kadar ölçülür, öyle yer verilir ona. Yani ne kadar uzakta olursa o kadar iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, görüyor musunuz ki dinimiz nasıl hayata atılmayı, dünyaya yayılmayı, efendim böyle cesur olmayı her yönden teşvik ediyor. Yani bir yerde böyle durdu mu su bile şey yapar, yosun bağlar, taş yosunlanır, bozulur, gezecek. Onun için sahabe-i kiram
Mekke'de doğmuşlar, Medine'de doğmuşlar, kimisi Türkistan'da, kimisi Halic'in kenarında, efendim Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri, kimisi bilmem daha başka bir diyarda, kimisi Hindistan'da, kimisi Kıbrıs'ta, kimisi Mısır'da, kimisi ta Afrika'nın kuzeyinde. Neden? Gezmeyi tavsiye etmiş. Uzaklara gitmeyi tavsiye etmiş dinimiz. Korkmayacaksın, açılacaksın, yayacaksın dini, cesur olacaksın. Gayretli olacaksın. Demek ki çeşit çeşit şeyler var. Çeşit çeşit sevaplar var. Peki diğer gurbette sıkıntı çeker, boynu bükülür, rahatını bulamaz, yiyeceği tam olmaz, efendim dostları olmaz. Yani o garipliğin, o boynu büküklüğün, o boynu büküklükten gözyaşı dökmenin öyle sevapları var ki. Öyle sevaplar var ki, evet garip oluyor, boynu bükülüyor ama Allah da büyük sevaplar veriyor. Onun için cesur olacağız, müteşebbis olacağız, efendim doğduğumuz yerlerden uzak diyarlara koşacağız, gideceğiz, İslam'ı yaymak için çalışacağız, çabalayacağız, rızkımızı arayacağız, sevapları bulmaya gayret edeceğiz inşallah. Yeti alennâsi zemanun, öbür hadis-i şerife geçtik. La yubalir raculu min eyne esâbel male min halalin ev haram. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz bildirmiş ki insanların başına öyle bir zaman gelecek ki, aylar geçecek, yıllar geçecek, asırlar geçecek, öyle bir zaman gelecek ki buyurmuş Peygamber Efendimiz, adam malı nereden aldığına, haramdan mı helalden mi geldiğine hiç aldırmayacak. Gelsin yeter ki. Nereden gelirse gelsin, haram da olsa fark etmez, helal de olması onun için böyle aranan bir şey değil. Yeter ki mal gelsin, yeter ki para gelsin, yeter ki kazancı olsun. Haram mı helal mi? Hiç aldırmayacak diyor. Tabi bunu bir büyük ayıp olarak, şaşılacak bir şey olarak zikrediyor. Çünkü Peygamber Efendimizin zamanında sahabe-i kiramın böyle titrediği bir nokta. Lokmanın helal olması için, alnının teriyle kazanması için, haram olmaması için böyle bütün dikkatlerin ayakta olduğu bir devir o zaman. Şimdi böyle ama ileride öyle bir zaman gelecek ki adam sadece malın gelişine bakacak, haramdan mı geliyor, helalden mi geliyor, hiç aldırmayacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi maksut Müslümandır. Yani Müslümanın huyu bozulacak, ahiret duygusu zayıflayacak, hesap endişesi kalmayacak da o zaman para haramdan mı helalden mi geliyor, aldırmadan haramı da yiyecek. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi harama düşmekten korusun. Borçlarımızı ödemeyi nasip etsin. Kazancımızı helal eylesin. Helal kazancımızı Allah yolunda Müslümanlara faydalı işlerde sarf etmeyi, böylece ecir ve sevap kazanmayı nasip eylesin. Nihayet bir uzunca büyük hadisi şerife geliyoruz. Onu da uzun uzun okuyup ondan sonra izah edelim. Sayfanın sonundaki 11. hadisi şerif. Yeti alennasi zamanun vücuhuhum vücuhul ademiyyine ve kulubuhum kulubuş şeyatin. Seffakine liddima la yeri'une ankabihin intabe'tehum varebuke ve ini temmentum hanuke sabiyuhum arimun ve şabuhum şatırun ve şeyhuhum la ye'muru bil ma'ruf ve la yenha anil münker es sünnetu fihim bid'atun vel bid'atu fihim sünnetun ve zul emri fihim gavin fe inde zalike yusallitullahu aleyhim şirarahum fe yed'u khiyaruhum fe la yustecabu lehum. Allah korusun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bu hadisi şerif efendim ahir zamanın hallerini anlatan bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde de buyurmuş ki ye'ti alennâsi zamanun. İnsanların başına bir zaman gelecek, asırlar geçecek de öyle bir zamana ulaşacaklar ki vücuhuhum vücuhul ademiyyin, yüzleri
Ademoğlu yüzü olacak, insan suretinde olacak. Kaşları, gözleri, burnu, dudakları, yanakları filan, ama yüzleri Ademoğlu suretinde olacak. Ama gönülleri şeytan kalbi tarzında olacak. Kalpleri, gönülleri efendim şeytanların gönülleri olacak. Şeytan gönüllü olacaklar. Seffakin liddima, seffakine liddima, kan dökücü olacaklar. Çünkü gönülleri şeytan gibi, içleri şeytan gibi, yüzleri insan gibi ama içleri şeytan gibi, kan dökücü olacaklar. Hunhar olacaklar. Kan dökmekten sakınmayacaklar, çekinmeyecekler. La yeriuna an kabihin, kötü iş yapmaktan vera duymayacaklar, sakınmayacaklar, çekinmeyecekler. Kötülükten geri durmayacaklar. İn tabe'tehum, eğer sen onlara tabi olursan, varebuke, sana hıyanet edecekler. Onlara uysan hıyanet edecekler. Ve ini tementüm, onlara emniyet etsen, güvensen, hanuke, hıyanet edecekler. Güvencini boşa çıkaracaklar, tersine işi yapacaklar. Sabiyyuhum arimun, çocukları terbiyesiz olacak. Şabuhum şatırun, gençleri delikanlıları arsız olacak. Şeyhuhum la ye'muru bil ma'ruhu ve la yenha an münkerin, ihtiyarları emri maruf yapmayacak, kötülükten men etmeyecek. Onların arasında es sünnetü fihim bid'atun, sünnet onların arasında bid'at olacak. Vel bid'atu fihim sünnetün, bid'at onların arasında sünnet olacak. Yani Peygamber Efendimizin yolundan gitmemek esas olacak. Peygamber Efendimizin yolu sanki bid'atmış gibi merdut olacak nazarlarında. Bid'atlar makbul olacak, sanki sünnete sarılıyormuş gibi bid'atlara sarılıp yanlış yollarda yürüyecekler. Ve zül emri fihim gavin ve ulul emir, işlerin başında olan kimseler onların içinden, iş başında bulunan kimseler efendim sapık kimseler olacak. Sapıtmış kişiler olacaklar. Doğru yoldan sapmış kimseler olacaklar. Fe inde zalike, bu durum olduğu zaman, bu zaman geldiği sırada, yusallatullahu aleyhim şirarahum, bu kavmin başına Allah o kavmin içinin şerlilerini musallat edecek. Fe yed'u hiyaruhum, hayırlıları dua edecekler ama fela yüstecabu lehum, o kavme Allah dualarını kabul edip icabet etmeyecek. Allah etmesin, böyle bir duruma bizi düşürmesin. Şimdi bu hadis-i şerifte tabi ileride olacak bir hadise bildiriliyor. İki bakımdan inceleyebiliriz bu hadis-i şerifi. Bir, bizim zamanımızda bu durum var mı? İki, bu kötü sıfatlardan kurtulmak için neler yapmalıyız? Bu duruma düşmemek için bizde efendim ne gibi değişmeler, ne gibi çalışmalar olmalı? Şimdi şu anlatılan şey, yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbi, kan dökücü, efendim kötü şeyden dönmemek, efendim itimat olunursa hıyanet etmek, aldatmak, güvenilirse efendim güvencini boşa çıkartmak, emanete hıyanet etmek hali, efendim çocukların terbiyesiz olması, gençlerin arsız yüzsüz olması, yaşlıların emri maruf nehi münker yapmaması, efendim bid'atların şai olması, sünnetlerin reddedilmiş olması ve işin başındaki kimselerin de sapık kimseler, efendim taşkın, azgın kimseler olması, şu sırada bizde var mı yok mu filan denirse herhalde cemaat ikiye ayrılır galiba. Bir kısmı evet var diyecek, bir kısmı yok diyecek ama yarısı var yarısı yok diyebiliriz. Yani Nasrettin Hoca gibi arayı bulmak için yani sen de haklısın, sen de haklısın diyecek bir durumdayız. İyiler eksik değil fakat bu şartların çoğu da sanki var gibi. Yani büyük ölçüde var gibi. O halde ne yapmamız lazım? Hadisi bu sefer ne yapmamız lazım diye başından tekrar alalım. Bir, efendim gönlümüze hakim olalım. Gönlümüzü Allah'ın istediği gönül,
Allah'ın istediği temiz kalp haline getirelim, kötülükleri atalım. Gönül terbiyesi. İçimiz şeytan olmasın, şeytani olmasın. Allah'a sığınalım. Kalbimizi safileştirmek için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Bunun için tabii kalbimizi nasıl temizleyebiliriz? Benim kalbim temiz diyor. Onlar nasıl temizlemişler? Yakalamalı, sormalı adamlara. Hangi deterjanı kullandım filan diye. Kalbi temizlemek için ne yapmak lazım? Kalp de diyor Peygamber Efendimiz, demirin rutubet karşısında paslandığı gibi paslanır. Kalp de paslanır. Ama et o, demir değil, işte ona benzer. Yani demir paslanıp da nasıl vasfını kaybediyorsa, kalp de öyle vasfını kaybeder, hassasiyetini kaybeder, duygusuzlaşır, taşlaşır, katılaşır, bozulur. Çare, ölüm korkusu, ölüm düşüncesi ve zikrullah'tır. Kalbi efendim diriltmenin çaresi ölümü düşünmek. Öleceğiz muhterem kardeşim. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Hepimiz biliyoruz ama hepimiz o şuuru içimize yerleştirip de hareketlerimizi ona göre tazim etmiyoruz. Her gün ölümü düşüneceğiz. Peygamber Efendimiz ölümü çokça düşünün diyor bize. Ekseru zikrel mevti, ölüm düşüncesini çok yapın diyor. Bir gün öleceğiz. Acaba yarın mı? Acaba bir saat sonra mı? Acaba 10 sene sonra mı? Acaba hazırlıklı mı gideceğiz? Acaba bütün işler yarımken mi Azrail gelip canımızı patladak alıverecek? Acaba efendim borçlarımızı ödemiş olacak mıyız? Acaba namazlarımız kılınmış mı? Oruçlarımız tutulmuş mu? Zekatlarımız verilmiş mi? Acaba günahlarımıza tevbe etmiş miyiz? Acaba ölürsek cennete mi sokarlar bizi, yoksa bu halimizle cehenneme mi pat diye atarlar? Bunları düşüneceğiz. Çok düşüneceğiz, ağlayacağız, çare arayacağız. Tasavvuf bizim yolumuzun esaslarından biri bu. Her gün zikre oturacak ve ölümü düşünecek insan. Şöyle kara kara düşünecek, benim halim nice olur diye. Düşünmezse o zaman vur patlasın, çal oynasın gider. Birden de yakalanır bir yerde. Azrail'e istediği kadar yalvarsa faydası yok. Peygamber Efendimiz diyor ki sanki ölüm bizden başkasına yazılmış da bize yazılmamış. Sanki biz müstesnayız. Sanki gömdüğümüz insanlar bir yere uğurlamışız da bir yarın dönecekmiş gibiyiz diyor. İnsanoğlu ölenden ibret almalı, kendisinin öleceğini bilmeli, ölümden sonra karşılaşacağı durumlara şimdiden tedbir almalı. Cehenneme düşmemek için çalışmalı, cenneti elde etmek için hayatında değişiklik yapmalı. Prensiplerini İslami prensiplere dönüştürmeli. Bu bir, kalbin temizlenmesi şartlarından birisi bu. İkincisi çokça zikir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Zikirle gönüller mutmain olur, safileşir, temizlenir. Onun için demin de kadınlara hitaben Peygamber Efendimizin tavsiye olarak söylediği gibi Allah'ı çokça zikredeceğiz. O kadar zikredin ki diyor Peygamber Efendimiz, görenler sizi mecnun sansın. Mecnun sanacak gibi çokça. Her adımımızda neden Süleyman Çelebi'yi hepimiz beğeniriz. Aman ne güzel mevlidi yazmış. Efendim Hafız Efendiler de ne güzel okuyor mevlid hanlarda filan deriz. Nasıl başlıyor? Her nefeste Allah adın demüdam. Hiç bu nasihati düşünüp de her nefeste Allah adını demeye kalkışan var mı? Yoksa koyun kaval dinler gibi mi dinledik mevlütleri? Allah'ı çok zikredeceğiz. Her nefeste zikredeceğiz. Her zaman kalbimiz Allah 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 tık 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 tık. Saatin çalıştığı gibi bak saate nasıl tık 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 çalışıyor. Dakikasını geçirmiyor. Muntazam çalışıyor. Bizim kalbimizde Allah Allah diye çalışacak. O zaman kalbimiz düzelir. Şeytani kalp olmaktan kurtulur. Bu bir. Tamam. Kalbimizi düzelttik. Sonra seffakine liddima, kan dökeceklermiş o adamlar. Biz de kan dökmekten sakınalım. Kan dökmekten, can yakmaktan, başkalarına zarar vermekten sakınalım. Müslüman Müslümanın efendim malına el uzatamaz, namusuna dil uzatamaz, efendim karısına göz dikemez, efendim kanını yere dökemez. Haram. Yapamaz bunu. Onun için hiçbir sebeple, hiçbir şekilde kan dökmeye yanaşmayın. Hocam o da ne demek derseniz misal verebilirim. Efendim Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da kan davası vardır.
bu benim dedemi öldürmüş bu aile, ben de o aileden birisini öldüreceğim diye yıllar yılı sürer. O onu bir yerde kıstırır. Efendim bir şarjör boşaltır üstüne takır 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 takır, o da onu öldürür. Bu sefer o aileden, o benim babamı öldürdü diye annesi çocuğu öyle yetiştirir. Senin babanı filanca öldürdü, senin babanı filanca öldürdü, senin babanı filanca öldürdü. Sen onu öldürmezsen, intikamı almazsan sütüm sana haram olsun bilmem ne filan. Öyle yetiştirir yetiştirir. Çocuk 15-16 yaşına geldi mi gelir burada. Katil olan insanı bulur, efendim bilmem Eminönü'nde mi kıstırır, et pazarında mı, bit pazarında mı bir yerde kıstırınca efendim üstüne saldırır, bıçaklar, tabancalar, öldürür, bilmem ne yapar. Bu sefer hadi öteki aileden sen bizim bilmem babamızı öldürdün diye böyle gider durur. Olmaz. Cezayı Allah verir. Sen veremezsin. O katilse onun cezasını Allah verecek. Hiçbir sebeple kan dökmek helal olmuyor. Sonra öğrenci hareketleri oldu. Ben üniversitede profesörüm, hocayım. Benim kendi talebelerim. Ben sonra İlahiyat Fakültesi'nde hocayım. Yani dini bilimler öğretiliyor, okutuluyor. Benim talebelerim. Şunlar Türkeşçi, bunlar efendim MSP'li, şunlar bilmem neci, bunlar bilmem neli. Birisi ötekisine sandalyeyi yere bir vuruyor. Takır tukur devletin sandalyesi kırılıyor. Çivili bilmem ne tarafları yarım yamalak eline alıyor. Hadi birbirlerinin kafasına gözüne. Şimdi böyle birisi ötekilere saldırdı, ben de gittim ayırdım filan de. Nefes nefese çocuk diyor ki hocam diyor. Bir şeye yanmıyorum diyor. Benim üstüme saldırırken Allah 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 diye saldırıyor diyor. Ben gavur muyum diyor. Yani o ağırıma gidiyor diyor. Subhanallah. Bu günleri yaşadık mı? Yaşadık. Ben filan işin içine girdim. Herkes böyle odalarına saklandığı sırada atladım bahçeye. Bir tarafta bir kardeşlerim, evlatlarım, talebelerim. Öbür tarafta ötekiler. Tabancalar patlıyor. Polisler şey yapamıyor. Ben onları ayırdım ya, utanmıyor musunuz, ayıp değil mi diye. Bir tanesine baktım bir yerde yumak olmuşlar. 8-9 kişi. Efendim böyle ipliklerin karıştığı gibi. Kalkın bakalım filan diye beni görünce herkes bir kenara çekiliyor, ayırıyorum. Bir de baktım alttan bizim dervişlerden bir tanesi çıktı. 9 kişi çullanmış, cılız bir insan. Pehlivan olsa ne sene ya, ayıp. Hiç olmazsa teke tek çıkın da bir hani bir güreş gibi olsun, boks gibi olsun. Hele hele bir müftünün kızı vardı. O da onların arasında. Bre kız sen ne ararsın burada? Erkekle o da pataklıyor. O da bir iki yumruk vuruyor. Yani insanlar şaşırdı mı muhterem kardeşlerim? Ama babası müftü de ateşli bir şeydi. Kürsüye çıktı mı etrafa bağıra çağıra böyle, efendim kıvılcımlar saçardı yani. Öyle babanın öyle evladı tabii. Başörtülü ama geldi anlat. Yani insanlar rayından çıktı mı gözleri görmüyor. Bir çaresini buluyorlar, bir tarafından işi uygun görüyorlar, kılıfına uyduruyorlar, şeriate de muvafıktır diyorlar, ondan sonra her türlü kötülüğü yapıyorlar. Yani bizim fakültedekileri bir numune olarak zikrettim ki bizim fakülte ilahiyat fakültesi. Bizde kafir yok. Bizde boş yok dediği gibi yani. Bizde hepsi dolu, hepsi iyi ama genelde birbirlerini beğenmiyorlardı. O onu suçluyor, onu suçluyordu. Kavga gürültü çıkartıyorlardı. Olmaz. Bak hadisi şerifleri okusak, okutsak bunlar olmayacağı anlaşılıyor. Müslümanın, Müslümanın kanını dökmemesi lazım. Hocam geliyor şimdi bana. Hocam yolda, koridorda gelip bana omuz vuruyorlar. Küt. Niye vuruyor? Kavga çıksın diye. Koridor geniş ama. Koridor geniş ama geliyor çocuğa bir omuz vuruyor. Ne yapalım? Sabredin. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki efendim fitneyi çıkartmamak esas. Fitne çıktığı zaman fitnede koşturandan yürüyen nispeten biraz daha iyi. Yürüyenden oturan nispeten biraz daha iyi. Geri duracak yani fitneyi kışkırtmayacak. Sonra efendim sana birisi gelse evinde seni öldürmeye kalksa Hazreti Adem'in hayırlı oğlu gibi ol diye hadis-i şerifte bildiriyor Peygamber Efendimiz. Gelen Müslümansa ona el kaldırmak uygun olmuyor da öldürse bile şey yapmak uygun olmadığı için Peygamber Efendimiz Hazreti Adem'in hayırlı oğlu gibi ol diyor. Yani öldürülen oğlu gibi ol, öldüren gibi olma diyor. Çünkü Müslüman Müslümana şey yapmaz. Hazreti Osman Efendimiz'i bile suçladılar da Kur'an okurken şehit ettiler.
Yani insanların beyni dağıldı mı, aklı bozuldu mu, terazisi çatladı, patladı mı, yanlış işleri çok yapabiliyorlar. İşte biz bunları öğretmeliyiz. Bunca düşmanı varken, efendim İslam'ın, İranlılar, Iraklılar birbirlerine ne kahramanca saldırıyorlar. Kahramanca sözünün arkasında parantez, parantezin içinde 3 tane nida işareti, 5 tane soru işareti tabii. Nasıl saldırıyorlar birbirlerine? Sanki başka hiç düşman yok. Hiç sanki memleketlerine kasteden başka insan yokmuş gibi. Allah akıl fikir versin. Müslümanın Müslümana kanı, malı, canı, ırzı, namusu, haysiyeti haramdır. Dokunamaz. Müslüman Müslümana zarar veremez. Vermemesi lazım. Kan dökmemesi lazım. Biz ıslah edici olalım. Kan dökücü olmayalım. Herhangi bir şekilde birbirimizin kanını dökmeye fetva vermeyelim. Bunca kafir varken Müslüman Müslümana düşüp de el alemi kendisine güldürmesin. Efendim Allah'ın gazabına uğramasınlar. Kan dökmemeye dikkat edeceğiz. Ve la yeriuna an kabihin. Kötü şeyden çekinmiyorlar. Vera duygusu taşımıyorlar. Kötülükten vazgeçmiyorlar. Kötü olan her şeyden uzak duralım. Biz de madem o yanlış bir sıfat, iyi olan her şeyi isteyelim, yapalım. Hareketlerimizin de güzelleri geliştirelim. Güzel hareket yapalım, çirkin hareket yapmayalım. Güzel huylarımız olsun, devam etsin. Kötü huyları tasfiye edelim. Güzel söz söylemeye alışalım, çirkin söz söylemekten geri duralım. İyilik yapmaya alışalım, kötülük yapmaktan geri duralım. Her şeyimizi güzelleştirme çalışmamız olsun kendi içimizde. Yani Allah güzeldir, güzelliği sever buyurduğu için böyle yapalım. Sonra intabe'tehum varebuke. Eğer sen onlara tabi olursan sana hıyanet ederler, aldatırlar. Olmadık yere tabi olmayalım biz de. Gözümüzü açalım, uyulmayacak insana tabi olmayalım. Bir, bizi aldatacak, efendim sahtekara tabi olmayalım. Bir. İkincisi, bize tabi olanları aldatmayalım. Yani bize bağlananları boşa çıkartmayalım ümitlerini. Ve ini tementüm hanuke, sana bir şey emanet, sen onlara bir şey emanet verirsen emanete hıyanet ederler diyor. Biz emanete hıyanet etmek münafıklık sıfatıdır. Efendim dürüst olalım. Kimsenin malına el uzatmayalım, emanetini iç etmeyelim, çarçur etmeyelim. Sonra sabiyyuhum arimun, çocukları şımarıktır. Çocuklarımızın terbiyeli yetiştirelim. Evet, seversin ama onu terbiyeli yetiştirmek sevginin daha önemli gereğidir. Şımarık oldu mu Allah sevmez, ahireti mahvolur. Çocuğumuzu terbiyeli yetiştirirse hayatta daha büyük fayda sağlar. Onun için çocuğumuzun terbiyesine dikkat edin. Dokunma ona, karışma. Babasına bile karıştırmıyor zamanı insan. Çocuğunun terbiyesine babasını karıştırmıyor. Baba sen karışma. O çocuk benim diyor. Yani şimdi zamane şeyleri, böyle anneleri, babaları, babası biraz bir nasihat edecek olsa karşı çıkıyor. Karışma, çocuğun terbiyesi bozulur, efendim sistemi bozulur, sen müdahale etme diyor. Anneler, babalar da efendim cesareti kırılıyor bu durumda. Gençler, delikanlılar efendim arsızdır. Bu zamanda tabii gençlerin çok iyileri var, camileri dolduruyor elhamdülillah. Bunca kardeşimiz ekseriyeti genç, onların karşısında bu iş var da diye demek zor ama caminin dışında bir hayli de efendim Rambo, efendim Samba, Rumba gençliği de var yani. Böyle acayip gençlikte var, işi aklı fikri efendim köşe başlarına zincir çevirmek efendim filan daha başka şeyler olan kimseler var. Gençlerimiz bilsinler ki gençlikte yapılan ibadetin kıymeti çok fazladır. Onun ecri sevabı çok fazladır. Onun için gençlikte doğru yola girmeye gayret etsinler. Ve genç arkadaşlarını İslami çalışmalara çekme hususunda çalışsınlar. Yani öteki kardeşleri. Ben bazı misaller biliyorum. Mesela bir caminin genç imamı o mahalledeki bütün gençleri ısındırmış camiye. Beraberce efendim topluca camiye gelip namaz kılan kılıyorlar. Aferin. Yani imam genç,
tabi imamların yaşlısı makbul, çünkü tecrübeli olacak, efendim böyle kıvamını bulmuş olacak, ama aşk olsun bu genç imam kardeşimize ki mahalledeki bütün futbolcu gençliği şunu bunu evirmiş çevirmiş, namazsız niyazsız efendim çoluk çocuğu toparlamış, hepsini camiye gelen şuurlu Müslüman haline getirmiş. Öyle çalışmalıyız, gençlerimiz Müslüman olmalı, önemli, kendileri için önemli. Ve şeyhühüm la ye'muru bil ma'ruf ve la yenha an münker. Yaşlıları emri maruf, nehi münker yapmayacaklarmış o devirde. Bu halde yaşlılarımız, bizim yaşlılarımız lütfen biraz emri maruf, nehi münkerci olsunlar. Yanlış olan şeyleri söylesinler. Ama tatlı tatlı söylesinler. Yani evladım bunu böyle yapma, bu bizim örfümüzde, töremizde yok. Bak sen aslansın, ağasın, paşasın, nasıl diyecekse desinler. Kıyıda kalmasınlar, çekilmesinler, bizim sözümüzü dinleyen yok. Artık biz cemiyetten itilmiş, atılmış, efendim kenara efendim çekilmiş insanlarız demesinler. Kendi bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini kendi evlatlarına, yakınlarına, gençliğe, mahalleye efendim şey yapsınlar. Eskiden mahallenin eli bastonunu camiye gelip giden hacı amcaları, hoca dedeleri, efendim genç, yaşlı böyle cemaat, mahallede alemallah epeyce müessirlermiş, kimse karşılığına çıkamazmış, yaşlılar büyük hürmet görülmüş ve dedikleri olurmuş. Şimdi yaşlılar şeyden çekiliyorlar, sahayı terk ediyorlar, olmaz. Yaşlılar yerlerinde sağlam dursunlar ve kendi bildikleri doğru şeyleri gençlere öğretmek hususunda gayretli olsunlar. Çünkü emr-i maruf yapmamak, nehi münker yapmamak iyi değil. Ben hatırlıyorum, Amerika'nın meşhur bu Kore'de filan madalyalar kazanmış olan bir generali vardı. Böyle bütün madalyalarını, şunlarını, bunlarını takmış, takıştırmış böyle. Eline bastonu almış, bütün madalyaları, resmi elbiselerini şey yapmış. Yürümüş, gitmiş, bulunduğu şehirde. Efendim, Mason binasının, Mason mabedinin camlarını, çerçevelerini şangur şungur indirmiş. Yani siz dine karşısınız diye indirmiş. Kimse de tabii böyle bir şey savaşa girmiş çıkmış meşhur bir general olduğundan bir şey dememişler yani. Yani yaşlı olduğu halde protesto ediyor yani. Yapması gereken şeyi söylüyor. Yani niye dinsizsiniz diye, kendi şeyine göre. Einstein'ı duydum. Adam hani bilmem şöyle alim, böyle alim, Yahudi asıllı, Yahudilere yardım için kapı kapı firma firma dolaşmış, yardım toplamış, iyane toplamış. Yani aktif. Biz deriz ki hani böyle 3 gün yemek yemeyi unutmuş, böyle böyle izafiyet teorisini şey yapacağım falan diye çalışarak deneylerle şeylerle vakit geçirenler. Adam bak nasıl dinine hizmet etmek için dolaşıyor, kendi nüfuzunu kullanıyor. Onun için yaşlılar lütfen görev başına, lütfen emr-i maruf nehy-i münker yapsınlar. Es-sünnetü fihim bid'atüm. Sünnet onların arasında bid'attır. Ve bid'at onların arasında sünnettir. Yani iş tersine dönmüştür. Yapılmaması gereken şeyler yapılıyor, yapılması gereken şeyler yapılmıyor. O zaman biz Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılalım sımsıkı, bid'atlardan uzak duralım. Bizim yolumuzun ana hedefi budur. Zaten camimizde hocamızdan, efendim hocamızın hocasından beri yaptığımız hadis kitapları okumak suretiyle sünnete sarılmaktır. Her şeyimizi Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uygun yapmak için hadis kitapları okuyoruz. Onu teşvik ediyoruz ve dersimizin başında da bunu söylüyoruz. Aman sünnet-i seniyyeye sarılın, bid'atlara kapılmayın. Bid'atlar dalalettir, sapıklıktır. Sapıklık da insanı cehenneme götürür. Hem iş kendisi cehenneme gidecek, hem işleyeni cehenneme götürecek diye sözümüze öyle başlıyoruz. Başlarken o Arapça sözlerin manası odur. O bakımdan hepiniz hadis kitabı okuyun. Şimdi dışarıda bir kardeşimiz dedi ki hocam ben yeni işte tesbih vazifesi aldım üzerime. Ne tavsiye edersiniz? Dedim ki Riyaz-ı Salihin kitabının 3 cildini oku öyle gel. Hadis kitabı. 3 cilt. Okumamış varsa ilk önce bir okuyun gelin bakalım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini bir görün. Onun hayata bakış tarzı nedir bir anlayın. Onun yaşayış tarzını, edebini, ahlakını şöyle bir görün ve onu tatbik etmeye girişin. Okuduğunuz hadis-i şerifini tatbik edin. Sonra demek ki sünnete sarılacağız, bid'attan uzak duracağız. Zül emri fihim gavin, ulul emir sahibi, işin başında olan kimseler sapıktır ve tuğyan etmiş efendim
bozuk kimsedir diyor. Bunun da halli mümkündür. Elinizdedir, elimizdedir. Çünkü saltanat usulü değildir yönetim. Efendim seçim nedir? İyi insanları seçersiniz. Efendim en halis kimseleri seçersiniz. Onlar da efendim Allah'ın, peygamberin efendim yolunda yürüyüp onları işlerler. Bu meselede hallolabilir. Eğer bunlar yapılmazsa, o öteki kötü durum olursa, o zaman Allah şerlileri musallat edermiş, iyiler dua etse de kabul olmazmış. Bu duruma düşmemeye hepimiz canla başla çalışıp gayret edelim. Allah-u Teala Hazretleri cümlemiz dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin, dünya ve ahiretin şerlerinden korusun. Dinine en güzel tarzda hizmet edip en büyük sevapları almayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mâl-i Besmele. Bismillahirrahmanirrahim.